Koronavirüsler insanda solunum yolu enfeksiyon hastalıkları yapan bir grup virüsten bir tanesi. Solunum yolu enfeksiyonu dediğim üst solunum yolu ya da alt solunum yolu zatürre şeklinde seyreden enfeksiyonlar. Üst solunum yolu enfeksiyonları dediğimizde soğuk algınlığı şeklinde söylediğimiz nezle diyebildiğimiz enfeksiyonlar ve koronavirüs insanda nezleye benzer bir tabloya yol açan bir grup virüs, bir aile. Ama yeni koronavirüs dediğimiz zaman bu virüsler zaman zaman mutasyona, değişikliğe uğrayabiliyorlar ve daha önce SARS adıyla bildiğimiz, MERS-CoV adıyla bildiğimiz değişikliklerle de insanda alt solunum yapma özelliği kazandılar. İşte bu 2019 nCoV diye gösterilen yeni koronavirüs, insanda sadece nezle hali yapma kapasitesi olan bir grubun gene bir mutasyonla alt solunum yolu zatürre yapmak yeteneği kazanmış olan grubu. Sık rastlanabilir zaten toplumda sık enfeksiyona neden olan bir gruptu ama bu yeni mutant birden ortaya çıktı değişiklikle ve demin söylediğim gibi alt son yol enfeksiyonu zatüre yapma yeteneği kazandı. Ve bu özelliği bu grubu sahip olan virüs grubu insanda daha önce gözükmediği için de toplumsal bir korunma toplumsal bir imünite olmadığı için de birdenbire yayılıp çok hastalık özellikle ağır hastalık yapma şeklinde ortaya çıktı. Yani insanda zaten daha az özelliği olan, daha az öldürücü özelliği olan, üst solunum yolu enfeksiyonu yapma yeteneği olan koronavirüsün bir mutasyonla yeni koronavirüs şeklinde alt solunum yolu özel, yapma özelliği kazanmış olan şeklidir.